Evet, 9. videoda yeni yeni isimler de zikredildi ve yeni yeni iddialar, yeni yeni bağlantılar ortaya çıktığı anlaşılıyor. Bakalım bunların üzerine ne kadar gidilecek, kime ne olacak, ne yapılacak? Bir gazetecinin kellesinin şu ana kadar gittiğini biliyoruz. Habertürk Televizyonu'nun ekran yüzlerinden birisinin bugün ekrandan en azından geçici bir süre diye anlaşılıyor, çekildiği anlaşılıyor. Şimdi Sedat Peker'in iddialarında yer alan konuları ve bunların Türkiye'de siyasete, ekonomiye, genelde Türkiye'nin gündemine olası etkilerini konuşmak üzere bu tür konuları yakından takip eden, geçmişte ta 1996 senesinde Susurluk skandalı patladıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi zeminine getiren bir deneyimli siyasetçiyle konuşacağız. Kültür ve Devlet eski bakanlarından Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili Sayın Fikri Sağlar gayet akşam haberlerine katılıyor. Sayın Sağlar, iyi akşamlar efendim, merhaba. İyi akşamlar, merhaba. Şimdi Sedat Peker'i dinledikçe ta devletin üst katlarından, İçişleri Bakanı'ndan medya patronlarına, yargı mensuplarından emniyet mensuplarına, gazetecilere, hatta dolaylı olarak ta Sayın Cumhurbaşkanı'na kadar pek çok isme yönelik iddialar var, dokundurmalar var. Hatta somut kanıtlar olduğunu iddia ettiği olaylar var. Türkiye aslında geçmişten beri bunları konuşuyor. Ne zaman kurtulacağız biz bu kirlilikleri, pislikleri ve kepazelikleri? 25 yıl önce aynı pislikler, tabir caizse kepazelikler, daha doğrusu hukuk dışına çıkan bir devlet yapısını Susurluk'ta görmüştük. Belki bugün 30 yaş civarında olan insanlar çok bunun farkında değiller, belki 35 yaşındakiler, ama öğrenmeleri gerekir. Ben tekrar hatırlattıkça birçok insan, benim yaşımda olan insanlar da dahil olmak üzere, o günü bilenler de dahil olmak üzere yeni yeni bazı şeyleri hatırlıyorlar. Aslında Türkiye özellikle sağ iktidarlar döneminde ve 50 sonrasında, 50 sonrasındaki dememin altında yatan da NATO'ya girmemizle birlikte ciddi bir bizim anladığımız anlamdaki devlet yapısının dışında bir yapıyla paralel yürüdü. Bu yapı devletin içindeki asker, sivil bürokrat, siyasetçi, mafya ile birleşerek oluşturdukları çete, hukuk tanımaz bir çete. İlk kuruluşunda, ilk yapılanmasında komünizme karşı, komünistlere karşı diye devletin âli menfaatlerini korumak adına idi. Daha sonra döneme göre, konjonktüre göre de hedefler değiştirildi. Susurluk örneğin PKK ile ilgili ve Kürt sorununun çözümünü isteyen aydınlara karşı düzenlenmiş olan bir yapının öne çıkışıydı. Şimdi o yapılar başka amaçla oluşturuluyor. İşte FETÖ, yine PKK veya diğer kendilerine uygun olmayan iç kavgalarla önümüze geliyor. Ama Türkiye'de o varlığı biliniyor. Bunu iyi görmek lazım. Aslında meşru olmayan ama resmi olan yapılar bunlar. Çünkü kişilikler devletin organlarında. Nitekim bundan önceki videoda Sedat Peker Cumhurbaşkanlığında özellikle Sadat'ın gönderdiği silahlar ve bu silahların karşılığında petrollerin Türkiye'ye kaçak olarak getirilip dağıtılması, yani bir ticaret yapılması, bu ticaretin de Cumhurbaşkanlığı İdari Mali İşler Başkanı ismini vererek onlar tarafından yönetilmiş olduğunu söylemesi, bu benim biraz evvel ortaya koymaya çalıştığım meşru olmayan ama resmi olan kurumların ne şekilde hareket ettiğinin göstergesi. Evet Sayın Sağlar, şimdi en son,
Çok özür dilerim. Şimdi baktığımız zaman Sedat Peker'in iddialarında az önce sizin de hatırlattığınız üzere devletin bir takım gizli faaliyetleri ya da devletin gizli saklı örgütlerle bir takım işleri görmesine dair ipuçları var. İşte Suriye'ye silahlar meselesi, Kıbrıs'ta bir gazetecinin öldürülmesi meselesi. Bunlar siyasi içerikli şeyler ama bir başka yönü de var ki bu iddiaların, devlet anladığımız kadarıyla falanca marinaya çökülmesi, filanca otele çökülmesi, filanca holdingin borçlarının iptal edilmesi, iş adamının kaçırılması, onun uyarılması gibi çok büyük meblağlara dayanan akçeli işlere de burnunu sokmuş devletin bazı unsurları. Bunu nasıl izah edeceğiz? Zaten Susurluk'ta oraya gelecektim. Yani şimdi de başka bir anlayış da aynı şekilde bir yapılanma söz konusu. Ama bu yapılanmanın ortaya çıkardığı bir kayıt dışı ekonomi, kara para var. Bu kara para daha önce uyuşturucudandı, şimdi uyuşturucu ve daha başka şeyler. Özellikle ciddi bir şekilde mafyavari işlerin ortaya getirdiği birçok konu var. Bu konuların sonunda görülen o ki müthiş bir kara para oluşuyor. Yani Sedat Peker'in ben AKP'ye ayda 10 bin dolar değil çok bin dolar para verdim. Hatta her seçimde bavulla çantayla arabalarına para bıraktım diyor. Şimdi bavulla çantayla arabalarına para bırakılması bir siyasi partinin için suçtur. Şimdiden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın harekete geçmiş olması lazım. Bugün pazartesi, dün bunları açıkladılar. Bugün de bir ses yok. Yarın salı günü herkes hamaset notukları atacak. Ama yargının harekete geçmesi doğrultusunda bir eylem ortaya çıkmayacak. Bir anladığım kadarıyla o. Bir kez daha söylüyorum. Bir siyasi partiye ikrar var. Çok açıklıkla bir siyasi partiye bavullar dolusu para verdim demek suçtur. Aynı zamanda bir siyasi partiye onlarca milyon liralık kahve verdim diyor. Kendisini söylüyor. Bu bir rüşvetin, hani rüşvetin şeyi olur mu, belgesi olur mu diyorsunuz da belgesi değil, kişi tarafından ikrarı söz konusu. Dolayısıyla savcılık ne zaman harekete geçecek? Ben ciddi bir şekilde bunu bekliyorum. Hala hukuk devleti olma doğrultusunda bir umudum var. Bana çokça diyorlar ki sen çok umutlusun. Yani ben giderek hukuk devletinden uzaklaşıyoruz falan gibi sözler söylüyorum. Bana diyorlar ki yok öyle, hukuk devleti bitti. Evet aslında öyle. Çünkü hukuk bir kişinin ağzının dudaklarının arasına indi. Savcılar, hakimler harekete geçmiyorlar. Niye harekete geçmiyorlar bilmiyorum. Şimdi dediğiniz doğru. Bu başlı başına bir suç var. Nedir o suç? Sadat'ın teröristlere, El-Kaide'nin türevi olan El-Nusra'ya silah gönderdiği ifşaatı var. Doğru eğri. Bunu açıklayacak olan devletin meşru kurumları. Gayrimeşru kurumları değil. Meşru kurumları. Peki meşru kurumları harekete geçiyor mu? Hayır. Şimdi ben karşılaştırma yapıyorum. Yani özellikle AKP Genel Başkanı ve AKP'nin tayfasının hep birlikte eski Türkiye burası, yeni Türkiye şimdi filan diyorlar. Eski Türkiye'de savcılar harekete geçmişti. Susurluk'ta 6 gün sonra İçişleri Bakanı istifa etmek zorunda kaldı. Sadece savcılar değil, parlamento harekete geçti, siyasi partiler harekete geçti, başbakanlık, teftiş kurulu harekete geçti, cumhurbaşkanı harekete geçti. Yani devletin bütün denetleme mekanizması birden hukuk dışılığı gördü ve harekete geçti. Sonunda da İçişleri Bakanı dayanamadı. Bir yalan söyledi. O da yakalandı. Biliyorsunuz işte Emniyet Müdürü Abdullah Çatlı'yı yakalamıştı. Teslim etmeye götürüyordu dedi. Bunun da doğru olmadığı ortaya çıktı. Çünkü arabanın arkasında silahlar vardı. Devletin silahları vardı. Ve Abdullah Çatlı'nın üzerinde de devletin kimliği vardı. Memur kimliği vardı. Dolayısıyla bu bir aldatmacaydı, yalandı. O nedenle istifa etmek zorunda kaldı. Şimdi bakıyorsunuz mevcut İçişleri Bakanı her şeyi söylüyor. Bir ifşaat daha var. Yani bu
bu ifşaatın altında bir açıklama bekledim ben İçişleri Bakanı'ndan doğrusu. 5700 şirketin para kazanıyor, büyüdü dedi. Şimdi hayır böyle bir şey yok, benim vergilerim bu kadar da çalışanım var demesini beklerdim ben. Ama hala hamaset olarak teröre karşıyız, uyuşturucuyu yakaladık. Verilen rakamlara baktığınız zaman aslında Türkiye terörün ne kadar büyük potansiyelle dolu olduğunu, yani Türkiye'de ne büyük potansiyel olduğunu, nitekim IŞİD'lileri hala yakalanıyor, evlerinde baskınlar yapılmaya çalışılıyor, bomba patlatacakları açıkça açıklanıyor. Emniyet güçleri yakaladıktan sonra kutlamak gerekiyor onları da. Ama sonrası, evet. Uyuşturucu, şu kadar uyuşturucu yakaladık diyorsunuz. Ona kadar büyük bir potansiyel var demek ki Türkiye'de. Evet. Sayın Sağlar, şimdi kevgir gibi demek ki. Evet, Sayın Sağlar, şimdi işin kriminal boyutu bir tarafta. Evet, savcıların üzerine gitmesi gereken, soruşturma açması gereken, özellikle de o Kutlu Adalı cinayeti. Adam açık açık söylüyor. Yani cinayetin işlenmesi için gelip bana başvurdular, kardeşimi tayin ettim, gittiler keşif yaptılar vesaire. Suriye meselesi öyle. Ama herhalde bir siyasetçi olarak, beni de bir vatandaş olarak en çok ilgilendirmesi gereken şey, siyasetin finansmanı konusunda da bir takım ipuçlarını duymamız Sedat Peker'in ağzından. İşte az önce sizin de zikrettiğiniz falanca siyasetçiye ben götürüp seçim zamanlarında arabasına para koyuyordum diyor. Para yardımı yapıyordum diyor. Yine gittiğim yerlerde özellikle Karadeniz bölgesinde bunlar için oy istedim diyor. Hatta konuştuğum insanlara, hitap ettiğim kalabalıklara, annelerinize, babalarınıza bile baskı yapın, onlara bile bu partiye oy verin dedirttim diyor. Yani siyasetin finansmanı ve bir mafya çetesinin belli bir partiye işaret ederek toplum nezdinde propaganda yapması, bu da herhalde en çok üzerinde durulması gereken bir şeylerden biri gibi gözüküyor. Ne dersiniz? Çok haklısınız Zafer Bey. İlk önce ona girdim hatırlarsanız. Yani Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı AKP hakkında hemen soruşturma açmak zorundadır. Hangi siyasi partiye de böyle şekilde bir iddia, ifşaat ortaya konuluyorsa onun hakkında da yapılmalıdır. Biliyorsunuz bir siyasi partiye bir kişinin belli bir rakamdan fazla yardım yapması mümkün değildir, yasaktır. Yasalara göre suçtur. Mahpus karşılığında yapar üstelik de. Hele bir yasa dışı örgütlenmeden söz ediyorsak daha vahim. Mesela şimdi bugün bakın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'ye kapatma davası açıyor. Allah muhafaza, o davanın iddianamesinde bir yasa dışı örgütün HDP'ye çantalarla arabalarına para bırakıldığı çıksa ortaya ne derler? Vallahi şimdiden tozu duman atarlar da. Şimdi burada bir ifşaat var. İfşaat olmasına rağmen herkes sessiz. Milletvekillerine para veriyor. Ben 10 bin dolar vermedim diyor. Çok para verdim diyor. Şimdi o zaman parlamentoda bulunan AKP'li milletvekillerinin hepsi töhmet altında. Zafer Bey, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne herkes milletvekili kabul edildikten sonra, seçildikten sonra mal varlığıyla ilgili kapalı zarf verirler. Biz hep deriz ki partinin genel başkanları mal varlıklarını açıklasınlar. Ya da bir yere aday olanlar aday oldukları anda mal varlığını açıklasınlar. O adaylık sonrasında kazanırlarsa ayrılırken de mal varlıklarını açıklasınlar. Aradaki farkı toplum görsün. Şeffaf toplum. Siyasetçiden bu beklenir. Sadece siyasetçi değil. Spor kulübü başkanları da verir bunu. Dernek başkanları da verir. Ama şimdi bakın. Mal varlıklarıyla ilgili kimse kendine bir şey açıklayabilmesi mümkün değil. AKP'ye verilmiş olan bu paraların mutlaka araştırılması gerekiyor. Mutlaka araştırılması gerekiyor. Yani 10 milyonlarca liralık kahve dağıttım diyor. Siz herhalde bir düğmeye bassanız sizin televizyonunuzda kahve dağıtırken AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın boy boy videolarını, resimlerini görürüz değil mi? O kahvelerin Sedat Peker'in olduğu ve onu parasız olarak verdiği, hibe ettiği, dolayısıyla partiye bir kazanç sağladığı anlaşıldığına göre niye Cumhuriyet Başsavcılığı
bunun hakkında veya aslında kamu... hibe ettim de demiyor. Yani benden istediler, verdim ama parasını da ödemediler diyor. Yani bir şekilde de oyuna geldiğini de ima ediyor orada. Yani o da ayrı bir mesele. Parasını da ödememişlerse bu sefer sahtekarlığa giriyor. Öyle değil mi? Birisini bir firmayı dolandırmak, parasını ödememekle onu korkunç derecede sıkıntıya sokmak noktasına geliyor. Evet, firma sahibi bir şey söyleyemiyor, korkuyor. Şimdi asıl başka bir şey daha var ifşaatın içerisinde. Bu Sezgin Baran Korkmaz'ın 45 milyon dolar alacağını sil. Otelini de bize ver, sonra da git. Bu bana şeyi hatırlattı. Jasmine Court Oteli'nin Kıbrıs'ta Ömer Lütfi Topal'a 17 milyon dolara zorla satılması ve sonra da Ömer Lütfi Topal'ın parayı Susurluk çetesine vermesi hatırlattı. İddia şöyleydi komisyona gelen. Asil Nadir İngiltere'den kaçmak üzere bu çeteyle anlaştı. Çeteye vereceği parayı veremediği otelini, Kıbrıs'taki otelini Ömer Lütfi Topal'a satmış göründü. O parayı da Susurluk çetesi aldı. Bu iddia söyleniyor. Şimdi bu iddia Sezgin Baran Korkmaz'a yapılan sözle üst üste oturuyor. Geçmişte de yapmışlardı böyle şeyler. Şimdi de yapmışlar, daha sonra da yapacaklar. Peki 45 milyon alacağı olan kişi kim? Bir de onu da araştırmak lazım. Bu kadar milyon dolarlar ya Zafer Bey, asgari ücret bugün açlık sınırının altında. Asgari ücretle geçinen milyonlarca insan aç konumda. Sadece bir senede 4 milyon insan işsiz kaldı. Her gün televizyonlarda sizler de görüyorsunuz, sokakta yürüyen insanların ne kadar zor durumda olduklarını, işsiz olduklarını, iki fakülte bitirmiş gençlerin iş bulamadıklarını görüyoruz. Ama bir taraftan milyar dolarlar, milyon dolarlar oradan oraya gitmiş ve bizim hiçbirimizin haberi olmadan devletin kaynakları birilerinin ceplerine Sonuç olarak Sayın Sağlar, süremiz kısalıyor. Sonuç olarak sizin umudunuz var mı bu iddiaların üzerine gidilebileceğinden ve bir şeylerin artık hani temizlenmek üzere masaya açıkça ve şeffaf bir şekilde serileceğinden? Zafer Bey, Susurluk'tan sonra Susurluk'la ilgisi olan ve göz yuman bütün siyasi partiler ortadan kalktı. Şimdi aynı durum söz konusu. Toplum 100 milyondan fazla Sedat Peker'in videosu izlenmiş, öyle değil mi? Bu kadar insan herhalde kafasında ve vicdanında bize harcanacak olan para nereye gitti diye soruyor. Bunun müsebbibi olan bugünkü iktidarı bir seçimde orada oturtmaz. Oturtmayacak da görülüyor. Onun için benim umudum var. Yani ya çözecekler ya kendileri çözülecekler geçmişteki partiler gibi diyor. Aynen öyle. Yani ya gidecekler ya da gidecekler. Şu meşhur sözü ihtizalen söylemiyorum. Çözülmezlerse kendileri başka yerlere doğru gidecekler. Yani birçok dünyada örnekleri var. Nereye gittiğine dair ben bunları söylemek istemiyorum. Ama sonuç oraya götürüyor. Peki. AKP bugün çökmüş durumda. Ama sorun bence sadece AKP değil. Muhalefet AKP'yi bu kadar yıkılmış, dizlerinin üzerine çökmüş bir siyasi partiyi devirecek güçte değil. Sıkıntı da burada. Toplumun o nedenle bir araya gelerek demokrasi, hak, özgürlük isteyenlerin hepsi muhalefeti destek vererek seçim yaptırma doğrultusunda artık onlar da seslerini çıkarmalı. Peki. Yani 100 milyon insan evinde ne oluyor ya, Allah kahretsin böyle şeyler olur mu diyeceğine, artık böyle şeyler bizim hakkımızı alıyor, benim çocuğumun geleceğini yok ediyor, o zaman ben de gerekeni yapmak zorundayım demesi gerekiyor. Peki efendim. Daha yüksek konuşması lazım. Ben dipten bir dalga geldiğini görüyorum. Onun için de çok umutluyum. Peki efendim. Sesimizi yükseltmek gereğinde birleşelim diyorsunuz. Çok teşekkürler Sayın Sağlar yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar efendim.